70'te doğdu milli bir güneş. Sıçradı kalbe sönmeyen ateş. Dalgalan ay yıldızlı bayram. Sana feda olsun binlerce, binlerce baş. Milli takım denince aklınıza ne geliyor? Futbol mu? Basketbol mu? Voleybol, güreş, atletizm ya da başka bir spor dalı mı? Hangisi? Hem hiçbiri hem de hepsi. Çünkü Irak'ta, Türkmen elinde Irak Türklerinin milli birliklerini, varoluşlarını, kültür ve sanatlarını yansıtıp tanıtan bir takımız biz. Türkmen Milli Takımı. Bir an çalabilsem bir gün zamandan, bu derin uykudan uyanabilsem, gerçek rüya değil, uyanabilsem, bir çağ çalabilsem o cimri andan, o zaman gönlümün sessizliğinde en kesin kararı verebilirim. Didinir karınca titizliğinde, dayanır göğsümü gerebilirim. Salah Nevres. O daha genç yaşındayken bu azim ve kararlılık içindeydi. 1970 yılında kültür ve sanat adamı arkadaşlarıyla birlikte Kerkük'te Türkmen milli takımını kurdu. Salah Nevres bunu şöyle açıklıyordu. Kerkük'te yaşayan diğer etnik grupların kültür sanat alanındaki grupları ve takımları beni çok kıskandırmış ve hayıflandırmıştır. Türkmenlerin de neden onlar gibi ekipleri olmasın diye içim içimi yiyordu. 24 Ocak 1970 tarihinde tanınan kültürel haklar sonrası cesaretimi topladım. Milli şuurla hareket eden dava arkadaşlarımla Türkmen milli takımını kurduk. Amacımız Irak Türkmenlerinin kültürlerini, sanatlarını, varlıklarını Irak'taki kamuoyu ve topluluklara tanıtmaktı. Duydum Celalvendi ve Hüseyin Bahaddin güzel bir müzik topluluğu kurdular. Ve ben gittim gördüm özlerini, tanıştım, baktım çok güzel bir şeyler yaptılar. İki grup halinde, birisi klasik müzik, sanat müziği, öteki grup saz çalırdılar, bağlama. Güzel bir koros vardı, korosları vardı gençlerden. Çok hoşuma gitti, yani hazırydı bu. Bir de Sabah Said bir milli oyunlar ekibi kurmuştu. Düşündüm dedim işte hazırdı, müzik hazır. Hele ekibi de hazır, biz de hazırız, tiyatro da hazır. Hepsine danıştım, dedim benim bir milli takım kurmak fikrim var, ne diyorsunuz? Hepsinin fikrini aldım, hepsi çok beğendiler. Türkmen milli takımının kuruluşuna destek verenlerden, daha sonra Saddam tarafından idam edilecek olan Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Şehit Albay Abdullah Abdurrahman'ı saygı ve rahmetle yad ediyor. Kerkük'te Yoksul Öğrencilere Yardım Derneği ile Türkiye tarafından Kerkük'te kurulmuş olan Türk Kültür Merkezi'nin manevi desteklerini unutmuyoruz. Türkmen milli takımının kurucusu Salah Nevres'e destek olup onunla birlikte hareket eden yakın çalışma arkadaşları hep birlikte iyi niyetle yola çıktılar ve birlikte büyük işler başardılar. İşte o ekip. Müzik ekibi sorumlusu Celal Vendi. 1960'da girdim güzel sanatlara. 64'te baktım dedim memleket bir kültür şeyi açın burada. Müzik evi. Yetim müzik evi açtım. Geldiler Kızılay'dan. Dediler baba silah bir konser verak. Yeti orada Kızılay'da verdi o için. Mahafız oturmuştu İbrahim Bey, Salahaddin Bey yani. Dedi bunlar kime aitti? Nece oğlu bu size ait dedi, ha bize aitti. Vallahi diyende Salahaddin Bey dedi bize, dedi bana bunun adını kurduk adımıza. Ne daha iyiydi. Sonra kültür merkezinde de bir konser verdi Tarık Bey. O Tarık Bey dedi, nerede adını bırakarsınız? Dedim canım, Kızılay'da. Dedi yok, adını bırakın, milli takımı. O da gittik, milli takımı kurduk orada, adını kurduk. Bordlar yazdık, şeyler yazdık. Tememete. Koro ekibi sorumlusu Hüseyin Bahattin. Fikrimiz geldi dedik, solistlerden mada bir koro ekibi de kuralım. Koro ekibi bilirsiniz de çok önemlidir. Çok zahmetli bir
işti yani. Kora ekibi çünkü yerel sesler birleşsin, sesler düzeni tamam olsun, sesler alçak, orta, bass, tenor, soprano sesler olsun içinde. Ve kora ekibi çalışması bir kez çok gücüydü. Onu aldım ben boynuma çünkü ben güzel saatleri bitirdim. Bu şeyde hibrem olduğuna onu aldım elime. Bir de çağrısıların tonlarını, şeylerini beklemek için. Bunlardan bir sürü çalışmak yaptım bunlardan. Güzel sanatlar sorumlusu Abbas Erenay. Hatırımda kalan bu milli takım sırf kuruldu millete hizmet için. Yani para falan bir şey yok idi. Çünkü neyse baskı altındaydı bu millet. İş gelirse kendini kurtarsın. Yapabilmedi. O mesele. Özü özümüz idare ettik. Hafıla yapardık, parasını toplardık. İşte o içimizden gelen bir şeydi. Benim masajım o da hiç kimseye güvenmeyecekler rafına. Onu istediği taşıyı yapsın, işlersin, çalışsın, başkasına güvenmesin. Çünkü atıp tutan çoktu, her sözünü koyar ortaya verir mi? Bu insanlar iyi insandı, onlardan kimse elimize girmez bu insanlar gibi. Tiyatro ekibi sorumlusu Enver Muhammed Ramazan. Enver Muhammed Ramazan'ın sayesinden Türkmen milli takımı hızlı şekilde ön kademelere geldi. Onun için Enver Muhammed Ramazan, Allah rahmet eylesin, yeri cennet olsun. Bizim için en önemli Enver Muhammed Ramazan'ın yaptığı iki tane piyes var. Biri Tembel Abbas, o biri de Bazar Ağası. Tabi Tembel Abbas ve Bazar Ağası Türkmen gerçeğinin olayları neyse ortaya koymuştur. Folklor, halay ekibi sorumlusu Sabah Said. 1970'te milli takıma katıldım. Tabii ondan önce 1967'de Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda bir halay takımı kuruldu. Hüseyin kardeşimiz de bizimle Hüseyin Badi. Oradan bitirdikten sonra geldik kerti milli takım kuruldu. Sahne Oroz Bey bize teklif etti halay takımının mesuliyetini. Ben de girdim halay takımının mesulü oldum. Aynı zamanda tedrib müdürüm diye oldum orada. Güzel gençler vardı, bizimle numara var. Hepsi lise, ortaokul. Telebeler, güzel faaliyetlerimiz var idi. Müzisyenler, Çetin Sevimli. Başında olduğumuz mezar, merhum Çetin Habib Sevimli'nin mezarı. Çetin Habib Sevimli, kendisi mühendisiydi. Aynı zamanda Türkmen milli takımında çok önemli bir kemanist olan bir insanıydı. Ömer Köprülü. İlk konserimizi Kızılay salonunda verdik. O da yardım amaçlı verdik. Konserden sonra Türkmen milli takım kendini kanıtladı ve herkes konuşmaya başladı. Fevzi Ömer Terzi. Bir gün Celal Efendi dedi bana, Fevzi gel milli takımı fikriyesi var bizde. Gidelim milli takımında orada çal bizimle. Bir an gittim Kızılay'a, Kerte Kızılay'da. Ben üç çaldım. Arkadaşlar Hüseyin Badi'nin kanun çalır, rahmetli Çetin Sevimli keman çalır. Ömer Köprülü keman çalır. Doktor Eşref Dümberek çalır. Selam da defi çalır. Biz böyle başladık milli takımında. Kardeşim Enver Muhammed Ramazan muhriciydi. Geldi bana apardı, dedi ki bizimle bize yardım eyle dekor mikor işlerine. Ve aynı zamanda da bazı yerlerde mekezi olurdu. Ve ben geldim, beraber işledik. Oydu, bir temsileler yaptılar. O temsilelerde dekor mikorlarında hazır idim. Yani yapırdım, çalışırdım. Hat mat da varsa hat da yazırdım özellikle. Ve görev alan daha niceleri. Ayrılık öyle zor ki, ne bilir ayrılmaya. Sevdim de sevilmedim, geldi bu derde dayan. Bu derde dayan.
Kerkük'te kurulan Türkmen Milli Takımı 1970-1976 yılları arasında çok sayıda etkinlik düzenledi. Her etkinlikte dop dolu bir program akışları vardı. Etkinlikler genel olarak Salah Nevres'in açılış konuşmasıyla ve kısa bir şiirle başlardı. Çiğnendi yeter varlığımız cehlile kahre, doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz, birlikte bir gün bulmalıyız derdine çare, kan kardeşi, can kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Değerli konuklar, şimdi sıra geldi Yaşar Mustafa Kemal'a. Yaşar Mustafa Kemal, sizler için kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbinden söyleyecektir. Teşekkürler. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Muhterem misafirler, şimdi sıra geldi ilk defa sahneye çıkan genç sanatçımız Fatullah Altın Ses'e. Ayak ve Yemen'den gelin. Temenni ederim bütün gençlerimiz her zaman böyle milleti, birbirini, sanatlarımızı, edebiyatımızı ileriye karşı. Kerkük'te milli takım, müzik, tiyatro, folklor ekibi kurulup siz de ilk defa 69'da oraya getiriyorsunuz. O dönemden biraz bahseder misiniz? Büyük bir okul, eğitim okulu. Orada gençler ulaştı, orada sanatçılar ulaştı, orada şairler ulaştı, orada piyasçılar ulaştı, orada her şey ulaştı, halay ekipleri, orada fikir sahibi olan gençler ulaştılar. Ben çocuk idim, onu 11-12 yaşında kendim attım, yalnız müzik değil, bizim tarihimiz, bizim dilimiz, bizim yazımız, bizim her şeyimiz, tüm azizlerim, Türkmen olan Tilafer'den Mendel'ye kadar... Bütün dünyada olan gençlerimiz ve bütün dünyada olan Türkmenlerimiz, onlara söylerim, Kerkük'ün ihtiyacı var size. Gidelim arkam, gidelim Kerkük yoluna. Kardeşlere selam olsun, aman 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 aman. Yine Salah Nevres'in yazdığı Baba Gürgür, Zafer, Gafil Ne Bilir ve Mehteran marşlarıyla da devam ederdi. Ardından koro şeklinde Türk sanat müziği faslı takdim edilirdi. Ey sırrımı saklayan tarihin meşalesi, ey tükenmez baharın bizde solmaz lalesi. Türkmen Milli Takımı müzik faslından sonra bir tiyatro oyunu başlardı. Ardından İyi Sen Gözüm monolog skeci sunulurdu. Ve devamında davul zurnayla halay oyunları takdim edilirdi. Ve kapanış faslında da saz ekibiyle türküler, maniler ve hoyratlar sunularak etkinlik son bulurdu. Benim yaptığım görev milli takımda müzik kolunda keman çalardım. Ondan sonra aletimi değiştirdiler, violensele geçtim. Çelo aleti dediğimiz zaman büyük bir alet. Onu da zorla çalışarak idare etmeye başladım. Güzel bir hale geldi, milli müzik kolu. Aşkın kanunu yazsam yeniden, kimi ümit verir, yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Artı ben müzikten kanun çalardım milli takımında. Hem fırkayla tedrib ederdim, aynı vakitte de bir de Kora'nın tedribini ederdim özlerinin. Bunlara güzel şarkılar, güzel marşlar, güzel şeyler. Bunları anladırdık ne şekilde tonları pek olur, tonları beraberlik, birlik olur. Türkmen Milli Takımı'nın yaptığı etkinliklerden bazılarını şöylece sıralayabiliriz. Kızılay Konseri, Kerkük 1 Mayıs 1970. Türkmen Kardeşlik Kulübü Etkinliği,
Bağdat, 7 Mayıs 1970. Türkmen Kardeşlik Kulübü etkinliği, Bağdat, 10 Eylül 1970. Kızılay Cemiyeti etkinliği, Kerkük, 17-20 Aralık 1970. Sinema Salahaddin etkinliği, Kerkük, 24 Ocak 1971. Telefer Sineması etkinliği, Telefer, 10-13 Şubat 1971. Türkmen Kardeşlik Ocağı etkinliği, Bağdat, 12 Ağustos 1971. Türkmen Kardeşlik Ocağı Erbil etkinliği, 1971. Türkmen Kardeşlik Ocağı etkinliği, Bağdat, 5 Ekim 1972. Türkmen Kardeşlik Ocağı etkinliği, Bağdat, 5 Ağustos 1976. Ve son olarak, Salah Nevres tarafından yazılan, Celal Vendi ve Hüseyin Bahattin tarafından müziği yapılan ve yönetmen Enver Muhammed Ramazan tarafından ekrana taşınan Gelincik Kızı operetinin Kerkük TV'de gösterilmek üzere Kerkük'te 1971 yılında 3 perdeden oluşan Mehmet Sadık Okulu'nda Türkmen öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla çekimleri yapıldı. Ben milli takım deyince bizim nesil aklına ilk gelen şey bizi milliyetçiliği öğreten, Türkmençiliği millete yayan gençlere özellikle bir müesseseydi, bir merkeziydi. O zaman iki merkezimiz vardı. Biri kültür merkezi, biri milli takım ki gençlerimizin yetişmesinde bir okul kimiydi adeta. Ben de ilk kuruluş yıllarında Heley takımında daha resmi olmadan görev aldım. Ama ben aynı zamanda o zaman da teşkilattaydım, gençlik teşkilatında. Benim görevimi teşkilata yönelik şey yaptılar. Dolayısıyla ben devam etmedim. Ama yine bizim orada faaliyetlerimiz oldu. Ancak orada çalışan, bu müessesede hizmet veren insanların çoğu dostumuzuydu, arkadaşımıydı. Ve bir görev de verilmişti bana. Bazen oraya gençleri aparıp o ruhu kuvvetlandırsınlar diye. Bu çalışmaları bizim gençler gördüğü zaman tabii ki milli şuurları artırdı. Yani milli takım aslında çok önemli bir vazifeye talip oldu ve başardı. Peki Türkmen milli takımı hangi takımlardan oluşuyordu? Türkmen milli müzik takımı. Müzisyen, ses sanatçıları, koro ekibi. ...1968 yıllarında Celal Vendi, Hüseyin Bahattin, Çetin Sevimli, Ömer Köprülü, Fevzi Ömer Terzi, İhsan Hüseyin Pehlivan, Abdüsselam Mustafa Kemal, Eşref Bahattin Kamil, Şahbaz Köprülü, Salah Abbas, Hatem Ağa ve Mehmet Köprülü tarafından kurulmuş bir müzik ekibi vardı. Salah Nevres'in Türkmen Milli Takımı'nı kurmasıyla birlikte müzik takımı Türkmen Milli Takımı'nın bünyesine girdi. Türkmen Milli Müzik Takımı'nın sorumlusu olan Celal Vendi, müzisyenlere nota ve müzik dersleri veriyordu. O, Türkmen Milli Takımı sanatçılarına Türk sanat müziğini sevdiren bir usta sanatçıydı. Meydanda at oynadı, gül boy Celal, şad oynar şad oynadı, gül boy Celal. Meydanda at oynadı, gül boy Celal, şad oynar şad oynadı, gül boy Celal. 1969 yılında Kerkük'te kültür merkezi var idi. Onların Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir konser yapmışlar, bir tören vermiştiler. Daha bizi davet ettiler oraya. Ben Yılmaz Erol, bir de Yaşar Mustafa Kemal idik. Orada şarkılar okuduk, türküler okuduk. Dazımı aldım elime, dazımı aldım elime, yüzümü sürdüm geline, yüzümü sürdüm geline, yaradı düştü dilime, yaradı düştü dilime.
yaradı düştü dilime. Ben söyledim ince ince kaldım dedim bütün gece. Ritimler de çok güzel anladım. Tesadüf benim elime darbukayı verdiler. Bu ekipten beraber çalmaya başladım. Tabii ki çok güzel bir süreçti, çok güzel bir çalışmaydı. Bu çalışmalar tabii ki sadece gelipte kalmamıştı. İşte Kalafar'da, Bursa'da, Erbil'de, Bağdat'ta, Kerk'te konserlerde sürekli olurdu ve milli bir duygu coşkusu vardı gençler bizim içinde. Ve bu da bize büyük bir keyif yaşatmıştı. Türkmen Milli Müzik Takımı'nın koro şefi ise Hüseyin Bahattin'di. Ve adeta koronun mimarı gibi çalışıyordu. Sev dostum benim, biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim? Türkmen Milli Takımı'nın genç ses sanatçıları, solistleri olan Yaşar Mustafa Kemal, İsmet Özcan, Yılmaz Erol, Fethullah Altunses, Yüksel Şenay, Mehmet Küzeci, Necdet Kifrili ve İhsan Çağlayan, okudukları birbirinden güzel türkü ve şarkılarla 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başardılar. Bu öğrencilerden beraber çalıştık ve iyi bir şans aldık. Allah'a şükürler olsun, elhamdülillah çok başarılar kaydetti orada. Anın sonra Kerkük'te milli takımı kuruluncaya kadar 1970 senelerindeydi takriben. Başladık ben ilk defa solist olarak. Sonra Yılmaz idi, Fethullah idi, Yaşar idi. Bir de koramız var idi. Aynı halde biz hem korodaydık hem de solist olabilirdik. Milli takımın duygusu bu değildi. Biz bir şöhret alak veya da bir ayrı bir amacımız olsun. Ebeden bu fikrimizde yok idi. Sadece bizim millet içerisinde bir milli duygu yaratmamız gerekirdi. Elhamdülillah onu çok alıştık. Belki de yani Kerkük'ün %80'i bu duyguyla milli duygu kazandı. Millete hizmetkar olmaya başladı. Yardımsal olarak diye başladılar. Elhamdülillah bu işte çok başarılı olduk. Ve umudum var inşallah bu andan sonra 50 yıl sonra bu fikrini yeniden yapsak 100 bin kere hamdolsun Allah'a başarılı olabildik. Büyük hasret gözlerimde, acısı hem sözlerimde, incisi var dizlerimde, affetmem seni sevgilim. O dönemin türküleri şimdilerde bile Türkmen toplumunun hafızasından silinmemiş ve silinmeyecektir. Dane dane beller var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Türkmen Milli Müzik Takımı her hafta sonu Kerkük'ten Bağdat'a gidip orada Türk Kültür Merkezi'nde geçici görevli olan Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden Çinüçen Tanrı Korur'dan dersler alarak müzikle ilgili çalışmalar yapıyordu. Türkmen Milli Müzik Takımı'nın koro ekibinde Yaşar Mustafa Kemal, İsmet Özcan, Yılmaz Erol, Fethullah Ahmet Altunses, Yılmaz Bahattin, Yaşar Sadi, Abdülmenaf Ergeç, Yüksel Şenay, Erol Bahattin, Mehmet Abdülvahit Küzeci, Yavuz Sait, Yılmaz Sait, Reşit Neccaroğlu, Kemal Kaleli, Necdet Kifrili, Abdülhalik Mehmet ve İhsan Ekber gibi isimler yer alıyordu. Bu daha tekrarlanmaz yani. Milli takımı bir patlamaydı. Sadece müzikte değildi, başka alanlarda da. Ama müzikte gerçekten bir devrim idi, bir patlamaydı. 1971'de koroya girdim. Fethullah Altunses'ten, Yılmaz Aroğlu'dan, Yaşar Mustafa Kemal'dan, Necdet Çifirli'den koroda katıldım. Ve aynı zamanda da koroda iki fasıl hemen yani nasibim oldu, katıldım. O fasıllar neydi? Karcıgar faslıydı. Şimdi de hatırlarım içinde kara bulutları kaldır aradan, o yani o zor bir besteydi. Bunun tabii eğitimi kim bize eğitim verirdi, tedrib ettirirdi? Üstadımız, büyük müzisyenimiz ve bestekarımız Üstad Hüseybahattin Öztürk. Gördüklerimiz hepsi hayaldı, gördüklerimiz hepsi hayaldı. Folklor, halay takımı.
1967-1968 yıllarında Bağdat'ta Sabah Said tarafından kurulan folklor takımı yeni isimlerle desteklenerek Türkmen milli takımı bünyesine katılıp Sabah Said yönetiminde faaliyete başladı. Orada yaptığımız şeyleri kakardık, bizim öğrenci gezileri olurdu. Başka yerlerde de aynen bunları sunardık, bu heleyleri. Geziler olsun, bir yerler olsun. Sonra ben yani Türkmen milli takımının faaliyeti az olduktan sonra ben 1977-78 Musul Üniversitesi'ne kabul oldum. Orada da çalışmamızı yürütmeye başladık. Musul Kardeşlik Ocağı bana teklif ettiler, heley takımını orada eğitimci olum. Halay takımı şu isimlerden oluşuyordu: Abdurrezzak Necip, Adnan Mehmet, Ahmet Haşim Terzi, Ali Ömer, Ekrem Demirci, Enes İzzettin, Ganim Muhtaroğlu, Halil Kasap, Halit Rıza, İsmail Dabba, Kerim Bayraktar, Mehmet Haşim Terzi, Salah Necim ve Vahit Rıza. Türkmen Milli Tiyatro Takımı. Tiyatro takımının temel oyuncuları ünlü Türkmen tiyatro duayeni rahmetli İsmet Hürmüzlü'nün 1960 yılında Kerkük'te kurduğu Türkmen Şane takımının oyuncularıydı. Türkmen Milli Tiyatro kolunda olan arkadaşlarımız çok önde gelen tiyatroda İsmet Hürmüzlü'nün kurduğu bir tiyatro ekibi vardır. Onlar hemen hepsi milli takıma katıldılar. Tiyatro kolu güçlenmeye başladı. Tabii orada çalışanlar hepsi seçkin insanlardır, tanılan insanlardır memlekette. Takıma yeni oyuncuların da dahil olmasıyla birlikte ekip genişleyerek oyuncu ve yönetmen Enver Muhammed Ramazan'ın yönetiminde çalışmalarına başladı. Tabii milli takımı milliyetçi mektebiydi. Bütün Kerkük halkını toplardı, gençlerini, bir tanışma olurdu, Kerkük aileleri gelirdiler. Provalara başlayan Türkmen Milli Takımı'nın tiyatro ekibi ilk kez Salah Nevres'in yazdığı ve Enver Muhammed Ramazan'ın yönettiği Tembel Abbas oyununu sahneye koydu. En önemlisi Tembel Abbas piyesi, ciftçi rolünü aldım. Bu da neceydi? Ben ciftçi rolü, orağım kırıldı, köydeydim. Geldim memlekete, işte gördüm bir demirci dükkan, girdim içeri ama girmeğim nece girmedi, çok normal değildi. Tüngüldüm yarım metre, bir metre şeyimle, özümle keçem girmişim ciftçi asbabını yani. O zaman diskindiler, hem usta demirci, rahmetli Yavuz Hürmüzlü'ydi, bir de şagirdi, rahmetli Tembel Abbas'ıydı. O zaman saldırdı bana Tembel Abbas. Saldırdı bana, elimden orağımı aldı, kıracağıydı özün. Ustası geldi, araçladı bizi. İşte o olmasaydı beni öldürürdü Tembel Abbas. Ha ustamı çağır, üstüne ettin, doğuladın. Sen sabah getirdin bizi. Neden doğular? Nişi boyakhanadır? Ben adı boyak bahçeye çökürsün. Sen sözü bil. Ajda adamsan, bir traktarı olsun. Ne traktarı ustamı sana traktar? Adam yarın bir zütüm kırılıp doğuna sen bir traktör olsun açamız ay. Tembel Abbas, Tembel Abbas. Hamama girdi Abbas, birini vurdu Abbas. Hamama girdi Abbas, birini vurdu Abbas. Bakın benim başına neler getirdi Abbas, neler getirdi Abbas. Öyle bu karnım ne? Millem karnıdı be. E sen diyelim ha? Ben o şu damarlar o karnıda doları veren bir eli veriyor. Tembel Abbas, Tembel Abbas. Türkmen Milli Tiyatro Takımı 1970-1971 yılları arasında 10 farklı oyunu sahneye koydular. Bunlar Tembel Abbas, Bazar Ağası, Son Yaprak, Yarasa, Yolcu,
Profesör Turan, Hekimler Sağ Olsun, Çarşı, Bitmeyen Gece, Zaman ve Merdiven. Bu oyunların 8'i Salah Nevres tarafından yazılmış ya da tercüme edilmişti. Diğerleri ise Kahtan Ürmüzlü ve Vecdi Gedik tarafından kaleme alınmıştır. Oyunların 9'unun yönetmenliğini Enver Muhammed Ramazan üstlenmiş, Zaman ve Merdiven oyununu ise Abdülrezzak Hürmüzlü yönetmişti. Tiyatro takımında yer alan isimler şöyleydi. Enver Mehmet Ramazan, Şehit Hüseyin Demirci, Şehit Aydın Şakir Iraklı, Ömer Enver Köprülü, İkram Sait, Mehmet Kasım, Abdülrezzak Hürmüzlü, Erdal Necati Hürmüzlü, Mehmet Kuşçu, Nihat Akkoyunlu, Yavuz Hürmüzlü, Kemal Tevfik, Besim Demirci, Abdullah Cuma, Nurettin Salman, Kadir Ahmet, Cavit Müftü, Şahin Pasvan, Ahmet Kasım, Eşref Bahattin Öztürk, Halit Bozkurt, Şehit Halit Ali İrfanlı, Hasan Turan ve Türkeş Muhtaroğlu. 1970'te daha 6 yaşımdayken, yani milli takımının en küçük üyesi olarak Salah abim oraya beni alıp Pazarağası piyasında rahmetli değerli şehitimiz Tembel Abbas'la beraber Pazarağası rolünü oynamıştım. O dönemde bu milli duyguya, bu millet sevgisine o günden benim içimde kaynamış olmuştur. Monolog skeçleri. İyisen Gözüm başlığı altında monolog türünde Salah Nevres tarafından kaleme alınan skeçlerin amacı, tiyatro metinlerine işlenemeyen ama Türkmen toplumu için önemli olan konuların kısa mesajlar şeklinde topluma aktarılmasıydı. Bu skeçler etkinlikler öncesi ünlü komedi oyuncusu Ahmet Kasım tarafından sahneye konuluyordu. Celal Vendi'nin arşivinde bulunan İyisen Gözüm başlıklı skeçleri incelediğimizde şu konuların işlendiğini görüyoruz. Su kesintisi, Türkmen dili ve okulları, Türkmen radyosu ve son olarak da Türkmenlerin ana vatandan uzak kalmalarına tahammül edemeyen vatandaşların serzenişleri. Bu son kısa oyunda önemli Türkmen şahsiyeti Aziz Kuşbaz, uçan kuşun yuvasına geri dönmesini bekler gibi beklemesini anlatmıştır. Ahmet Kasım'ın sesinden Türkmen dili ve okulları skecinin orijinal sunumunu dinleyelim. Bir gün, bir küçük başımla aparım yüzü okula yazdım. Girdim ve düreni yandım. Dedim abla bu balakızı getirdim okula yazdım. Dedim biraz bekledim. Oturanlar arıyorlar, ne bir konuda konuşurlar. Birisi dedi, imtihanlı sistemede derecesi 4080 idi. O biri döndü dedi. Valla ben dedim muhabbel evvel 4080 idi. Müdüre döndü dedi. Dedim vallahi azim çok şanslı abi. Yolda sana ne dedi dedi. Abi bunlar ne dedi konuşurlar. Dedim düşmanca. Dedi ey sen gözüm. Dedim yok valla. Yok billahi de gülen. Yok valla. Men nece iyi ölüm, hepsi tesadü yolun. Buna razı olursam, kırılsın her iki kolun. Güzel sanatlar. Ressam Abbas Erenay'la Nurettin İzzet, Türkmen elindeki ressam ve hattatların Türkmen milli takımı çatısı altında toplanması için harekete geçtiler. Bu hareketin sonucunda kurulan takımın ilk sergisi, 1970 yılında Bağdat'ta Kolbin Kiyan Salonu'nda Kültür Bakanlığı tarafından açıldı. Bu takımın en önemli başarılarından birisi de Türkiye'de açmış oldukları sergidir. Sergiye Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş de katılır. 1971'de davet olunduk Ankara'ya, Zafer Çarşısı'nda orada bir güzel bir sergi yaptık. Çok sayıda bir gence katıldı buna. Yaşlı ve genç. Bunun açılışında Alparslan Türkeş geldi. Birkaç tane bakanlardan geldi. Hakikaten hayran kaldılar bizim işimize. Yani tahmin etmediği bir şekilde bir seviyede bu bir sergiydi. Sergide Abbas Erenay, Halit Ramazan, Sait İsa, Mehmet Hattat, Aydın Şakir Iraklı, Doktor Enver Ali, Nurettin İzzet, Nevzat Gedik, Kemal Tahir, Mehmet Mehdi, Firyal Müderris, Ekrem Sabır Kerköklü, Fahri Celal, Abdülrezzak Şıhlarzade ve Salah Peri'nin eserleri yer aldı. Sergi Türkiye'nin aydınları tarafından ilgiyle karşılandı. Müzik
Tembel Abbas'ın şehadeti. Türkmen milli takımı tarafından sahneye koyulan Tembel Abbas oyunu, Türkmenler arasında birlik ve beraberliği pekiştirerek milli şuurun yükselmesine sebep oldu. Kerkük'te ve Türkmen bölgelerinde gösterilen bu oyun, adeta Türkmenlerin birleştirici ana unsuru olmuştu ki, Irak rejimi bu durumdan rahatsız olarak engelleme yoluna gitti. Irak'ta Türkçe eğitimin başlaması ve kültür-sanat aktivitelerinin gittikçe yaygınlaşması da Baas rejimini rahatsız ediyordu. En önemli şahsiyet Türkmen milli takımında şehidimiz merhum Tembel Abbas'ıdır. Hızlı şekilde herkes bunu sevmeye, kucaklamaya başladı. Tabii olaylar öyle hızlı hızlı geçti ki Türkmen kültürel hakları Saddam Hüseyin rejimi tarafından Türkmenlere verildi. Daha bir sene bitmeden sanki pişman oldu bu devlet. O zaman o dönemde Kerkük Milli Eğitim Müdürü kalktı zorla öğretmenlere, işte ona buna dilekçe toplamaya başladı. Böylece okulları kapatmak istediler. Dediğimiz gibi izrap. İzrap, okula gitmemek, Türkmenler tarafından bir boykot. Irak'ta 2 Kasım 1971'de başlayan Türkmen öğrenci boykotu, Tembel Abbas tiyatro oyununun başrol oyuncusu Hüseyin Demirci'nin 8 Kasım 1971 tarihinde hunharca şehit edilmesi sonucu durduruldu. Tabii buna öğretmenlerimiz de katıldı. Saddam rejimi tarafından hepsi içeri alındı. Tabii bu olayların kurbanı ne oldu? Tembel Abbas. Bu boykot çok tokundu hükümete. Hiç kimse hayatında hükümetin karşısına böyle bir şeyden durmayıp, gelen ekip Bağdat'ta, yani bizim duyduğumuza göre dediler, bunlardan bir tane gerekme öldüren ki bunları, yani zannetmedikleri kimseydi ki hemen baksınlar mesela bu ölü bitsin. Göz düştü bunun üzerine. Çünkü rahmetli de muallimiydi yani. Çünkü bilmem geceden konuşurduk, kıfıl vururduk. Mektaplara, böyle bunlar da hepsini konuşurdular. Hem siyasiyen vurdular, hem milleti vurdular. Bilmem indi hardasan kimi dolaşsan, kimiden dertleşsen, kimlere danışsan, nece günüm hoş olsun, benden uzak yaşasan, ne keyfim var ne şanım, sen yok uysan yanımda, sen benimle yaşasan, fikrimde hayalımda. Hüseyin Demirci'nin şehadetinden sonra Türkmen milli takımının yetkilileri Irak Emniyet Güçleri tarafından tehdit edildi. Takımın dağılması istendi. Takımın kurucusu Salah Nevres ve tiyatro yönetmeni Enver Muhammed Ramazan'ın takımdan uzak durmaları sağlandı. Bu süreçten sonra Türkmen milli takımı başkan yardımcısı Abbas Erana'ya teslim edildi. Faaliyetler çok da aktif olmasa da 1976 yılına kadar devam etti. Türkmen milli takımının Hüseyin Demirci yani Tembel Abbas'ından sonra da bazı üyeleri şehadet şerbetini içti. Türkmen toplumuna milli şuuru aşılayan, vatanperverliği, Türkçülüğü ve ay yıldızlı bayrak sevgisini kültür ve sanat yoluyla halkı şüphesiz ki örgütlemekte büyük ve önemli bir rol oynayan milli takım üyeleri Irak rejimi tarafından
farklı farklı olaylarla karşı karşıya bırakıldı. İşte bunlardan bazıları: Hüseyin Demirci, Tembel Abbas, 8 Kasım 1971'de şehit edildi. Aydın Şakir Iraklı, 31 Ağustos 1996'da şehit edildi. İsmail Dabba, 1985'te İran Savaşı'nda şehit düştü. Halit Ali İrfandı, 1988'de İran Savaşı'nda şehit düştü. Halil Kasap, 2003'ten sonra Kerkük'te suikaste kurban giderek şehit edildi. Nihat Akkoyunlu, 20 yıl hapse mahkum edildi. Ekrem Ömer Demirci, 3 yıl hapse mahkum edildi. Sabah Sait, Kerkük Emniyetinde 126 gün tutuklu kaldı. Eşref Bahattin, Bağdat Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 105 gün tutuklu kaldı. Ayrıca Salah Nevres, Hüseyin Bahattin, Sabah Kervancı, Ömer Köprülü ve Ganım Muhtaroğlu Kerkük Emniyetince defalarca sorguya çekildi. Bazıları Kerkük'ü ve Irak'ı terk etmek durumunda kaldı. ...50. yılında Türkmen Milli Takımı. Kuruluşunun 50. yıl dönümünde Salah Nevres'in oluru alınarak aynı zamanda takımın kurucularından olan müzisyen ve iş insanı Ömer Köprülü'nün maddi destekleriyle Türkmen Milli Takımı'nın 50 yıllık tarihinin bir kitap halinde yayınlanması ve 50. yıl belgeselinin hazırlanması kabul edildi. Kitap ve belgeselin hazırlanması için gazeteci yazar Dr. Şemsettin Küzeci görevlendirildi. Ayrıca Türkmen Milli Takımı üyelerince şehit tiyatrocu Tembel Abbas'ın heykelinin yapılması ve Kerkük-Bağdat yolu girişinde dikilmesi önerildi. Türkmen heykeltıraş İmat Şoban bu görevi kabul etti. Irak'ta yaşayan Türk toplumunun kültürel zenginliklerini koruyup yaşatmalarında büyük katkısı olan Türkmen Milli Takımı için ne yapılsa azdır. O gayretlerin Türkmen çocuklarının hafızasına kazınması için kitabın yazarı ve belgeselin yapımcısı Dr. Şemsettin Küzeci'nin önerisiyle Tembel Abbas tiyatro oyununun animasyon şeklinde sunulması kararlaştırıldı. Tembel Abbas, Tembel Abbas, Tembel Abbas, Tembel Abbas. Hamama girdi Abbas, dilini vurdu Abbas. Hamama girdi Abbas, dilini vurdu Abbas. Bakın beyin başına neler getirdi Abbas, neler getirdi Abbas. Türkmen Milli Takımı'nın bütün üyelerine cazip gelen bu önemli projede Ömer Köprülü tarafından üstlenildi. Türkmen Milli Takımı bir okul, bir müessese olarak Türkmeneli bölgesinde ve özellikle Kerkük'te milli şuuru yaşatmak, Türkmen varlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların bilgilerini www.türkmenmillitakimi.com web sitesinde okuyabilirsiniz. Ve buna ek olarak Türkmen Milli Takımı sanatçıları tarafından seslendirilen orijinal türkü ve şarkıların yanında Türkmen Folklor Takımı'nın oyunlarını da Türkmen Milli Takımı adına açılan YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Son olarak 2 yıllık korona salgını sürecinde Türkmen Milli Takımı'nı yeniden yaşatan ve 50. yıl çalışmalarında çaba harcayan tüm üyelerine teşekkür eder, uzun ömürler dileriz. Şehitlerine ve aramızdan göç edenlere Allah'tan mağfiret dileriz. Mekanları cennet olsun temennisiyle bu belgeseli hayata geçiren Ömer Köprülü ve Dr. Şemsettin Küzeci'nin saygılarını kabul ediniz. Hepimiz Türkmen Milli Takımı'nın ekibi içinde yer alıyoruz, almalıyız. Toplu olmasa da bireysel olarak her Türkmen bu görevi kendine ulvi bir görev kabul ederek bayrağı elden ele dolaştırmaktadır. Yaşasın Türkmen Milli Takımı, yaşasın Türkmen toplumu, yaşasın Türkmeneli. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şanlısan Türkmeneli, can kurban Türkmeneli. Şanlısan Türkmeneli, can kurban Türkmeneli. Şanlısan Türkmeneli, can kurban Türkmeneli. Ata mirası, oğuzlarım
kurtmadın mı?